Bugün burada bir meslektaşımızın kendi ofisinde, mabedi sayılan ofiste, mahreminde uğramış olduğu saldırıyı kınamak için toplanmış bulunuyoruz. Duyarlılık gösterip buraya kadar gelen tüm meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Meslektaşımız çok yıllar önce şüpheli şahıs tarafından azledilmiş, üzerinden 7-8 yıl geçtikten sonra bir bahaneyle ofisine davet edilmiş ve ofisinde darp edilmiştir. Söz konusu şahıs daha sonra adliyeye sevk edilmiş, ancak adalet mülkün temelidir yazılı duruşma salonundan adli kontrolle elini kolunu sallayarak çıkmıştır. Üzülerek söylüyorum, belki sağda solda bunu da övünerek anlatıyordur. Dolayısıyla yargının üç saç ayağından biri olan avukatlara yapılmış bu eylemi kabul etmemiz mümkün değil. Avukata yapılan bu saldırı karşısında adli kontrol kararı verilirken yargının diğer saç ayağı olan diğer paydaşlara benzer bir saldırının yapılması durumunda aynı karar verilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Kayıtlı kıymetli meslektaşımız Avukat Murat Sürmeli 03.09.2021 tarihinde saat 8.40 sularında eski müvekkili tarafından hukuki işlerini yürüttüğü ofisinde sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Meslektaşımızı yaralayan ve sözlü saldırıda bulunan şahıs, meslektaşımızın eski bir müvekkili olup sabah saatlerinde ofisine gelerek meslektaşımıza saldırmış, şerefsiz seni öldüreceğim diyerek meslektaşa tehdit ve hakaretler yağdırmıştır. Meslektaşımızın yüzünde ve vücudunda yaralanmalar olup bu duruma meslektaşın ofisinde bulunan diğer bir müvekkil de şahit olmuştur. Bu olay nedeniyle meslektaşımıza Iğdır Barosu ve tüm avukat camiası adına geçmiş olsun dileklerimizi sunmaktayız. Avukatlara son zamanlarda gittikçe sayısı artan şiddet eylemleriyle bu eylemler karşısında yargının tutumu hukuk insanları olarak bizleri endişeye sürüklemektedir. Zira şahıs adli kontrol yükümlülüğüyle serbest bırakılmıştır. Meslektaşımızı ölümle tehdit eden ve kendisini yaralayan şahıs şu anda dışarıda serbest bir şekilde hayatına devam etmektedir. Fakat belirtmek isteriz ki bu olay hakim veya savcı mesleğinden bir meslektaşımızın başına gelmiş olsaydı çok farklı bir tutum olacağı aşikardı. Tutuklama kararı verilmesi su götürmez bir gerçek olacaktı. Şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmemesi vicdanları zedelemiştir. Yargının üç ayağından olan savunma makamının ötelenmiş olduğunu görmekteyiz. Ünlü savcı Belart, erdem toplumdan kovulsaydı son sığınağı avukatların yanı olurdu demiştir. Şiddetin her türlü halinin mevcut olduğu bu düzende savunma makamı halkı normalleştirmeye çalışan, demokrasiyi tesis etmeye çalışan, hukukun üstünlüğünü egemen kılmaya çalışan bir makamdır. Bu ülkede demokrasiyi en çok isteyen, hukukun üstünlüğünün sağlanması için en çok çaba harcayan meslek mensuplarından biriyiz. Fakat son zamanlarda şiddete uğrayanlar da biziz. Unutulmamalıdır ki herkes için adalet, adalet için avukat sözü hayatın gerçekleri içinden çıkmıştır. Fakat bir hakim meslektaşımız aynı olayı yaşamış olsaydı caydırıcılık açısından farklı bir sunum olacağını da bilmekteyiz. Sayın hakim ve savcı meslektaşlarımız yargının üç saç ayağından biri olan avukatların haklarını üstün hak olarak özgürdetiniz. Zira savunma makamının her zaman siz dahi tüm insanlık için ihtiyaç elzeminde olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. Tüm bu olayların bir daha yaşanmaması ve yargının sunumunun daha çok caydırıcı olması temennisiyle bir kez daha sayın meslektaşımız Avukat Murat Sürmeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayı takip edeceğimizi, meslektaşımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.